derdin mi var? Üzülme, anlat. Büyük bir derdim var deme. Büyük bir Rabbim var de. Bunalımda mısın? Karamsar olma, içine atma. Hayatında iyi giden bir şeyler yok mu? Susma, konuş, üzünlenme. Yuvanda huzur mu arıyorsun? Sabret. Allah sabredenlerle beraberdir. Küs müsün? Dargın mısın? Affet, sev, sevil. Çaresiz ve ümitsiz misin? Dert etme, dua et. Sanma ki dert sadece sende var. Sendeki derdi nimet sayanlar da var. Allah'ın verdiği de vermediği de imtihan değil mi? Sabret ki her şey gönlünce olsun. Karıncaların sesini duyan Allah senin feryadını duymaz mı? Kuraklık dönemlerinde Allah'a nasıl dua etmeliyiz? Yağmur duası nedir, nasıl yapılır? Yağmur duasında kılınacak bir namaz var mıdır? Müslümanların kuraklık şikayeti üzerine Peygamberimiz nasıl dua etmiştir? Kuraklıktan kurtulmak ve rahmete kavuşmak için okunması tavsiye edilen yağmur duası az sonra Necmettin Nur Saçan'la Cuma sohbetlerinde. Efendim hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun. Muhterem hocamız Necmettin Nur Saçan bizlerle. Muhterem hocamıza selam ediyoruz, Kayseri'ye selam ediyoruz. Hocam cumanız mübarek olsun, hürmet ederim, nasılsınız? Efendim, bilmukabele sizin de cumanız mübarek olsun, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah. Rabbimize hamd ederiz, güzel bir güne başladık. Rabbimiz içinde bulunduğumuz kuraklık ve koronavirüs afetinden aziz milletimizi aydınlığa kavuştursun diye şu cuma sabahında dua ile söze başlarız efendim. Allah razı olsun hocam. Evet sevgili izleyenler, inşallah bereketli bir program olur. İstifadesiz ziyade bir program olur. Yine her hafta olduğu gibi bu hafta da WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz. Instagram'a yazılı mesajlarınızı bekliyoruz. Telefon numaralarımız, irtibat numaralarımız ekranda şu anda 0212 alan koduyla 300-04-04. 306-06 WhatsApp hattımıza da videolarınızı yollayabilirsiniz. 0-552-037-07-07 WhatsApp hattımız sevgili izleyenler. Evet hatırlatma yapalım hemen. Bugün yine hediyelerimiz olacak sevgili izleyenler. Evet Kur'an-ı Kerim hediyemiz olacak. Her hafta olduğu gibi Yasin-i Şerif seti hediyemiz olacak bu hafta yine. Ve aynı zamanda bir şal hediyemiz var. Seccadelerimiz nerede bu arada? Seccadelerimiz hacı anne, hacı anneanne, babaanne seccadeleri nerede? Onları da koyalım buraya hemen, arkadaşlarımızdan rica edelim. Evet, yamalı olanlardan da buraya koyalım. Ağzı dili dualı bir hacı annemizin yaptığı el emeği, göz nuru, o seccadelerden de vereceğiz sevgili izleyenler. Bunun için de toplamda 3 şifremiz olacak. Birinci şifre az sonra diyelim. Muhterem hocam izninizle hemen bir telefonumuz varmış. Telefonla programımıza başlayalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş hayırlı abi. Sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve bereket. Ve aleyküm selam Denizli'ye selam ediyoruz. Buyurun efendim. Şimdi benim hocama bir sorum vardı. Eşim bundan 5 yıl öncesinde ablasıyla birlikte çalışıyordum. 4 yıl öncesi bizim kurban kesme durumumuz yoktu. O sene onlar bir kurban bağışı yapacaklarını söylediler. Ve bağışladılar. 3 yıl önce de eşim iş yerinden ayrıldı. Yani kurbandan 1,5 yıl sonra bize kurban parasını ne zaman ödeyeceksiniz dediler. Bizim bu kurbanı onlara ödememiz gerekiyor mu? Evet. Ayrıca mesela asgari ücret o zaman 2023'lerdi ama 2000 lira ödüyorlardı bize. Bizim hakkımıza girmiş oluyorlar mı? Şimdi benim anlamadığım kurban, size kurban bağışında bulunup onu geri mi istiyorlar? Onu anlayamadım ben. Evet. 1,5 yıl sonra eşim oradan çıktıktan sonra tazminat istemişti. Tazminatını aldı diye kurban parasını geri istediler bizden. Peki şöyle bir şey olabilir mi? Acaba borç verdik diye mi düşündüler size? Hayır olduğunu söylediler. Hayır olduğunu söylediler. Daha sonra da eşinizden o kurban parasını geri istediler. Evet. Bizim bu kurbanı onlara geri ödememiz gerekiyor mu? Hocam buyurun. İlginç bir durum var ortada.
Muhsin Bey, sevgili Peygamberimiz, bakın, müminler arasında muhabbetin gelişmesi için ziyaretleşme, hediyeleşme Efendimizin sünnetlerindendir. Peygamberimiz sadaka almaz, kabul etmez. Ama hediyeyi kabul ederdi. Hediye verirdi, hediyeyi de kabul ederdi. Hatta bir ara sevgili Peygamberimiz evine geldiğinde bir hanım koltuğunda bir şeyle gidiyor. Nedir bu diye hanıma soruyor. Ben diyor Ayşe'ye bunu hediye olarak getirdim ama o da kabul etmedi. Ben de geri gidiyorum. Sevgili Peygamberimiz Ayşe, niye bu kadının hediyesini kabul etmedin? Ya Resulallah, fakirin teki, yani tutmuş da bize hediye getirmiş, çok fakir. Efendimiz ne diyor? Ayşe, onu kabul edecektin ve ondan fazlasını ona verecektin. Ondan fazla, yani demek ki bakın bizim milli kültürümüzde de böyle. Ne bileyim, askere giderken, hacca giderken, doğumda, ev almamızda filan hep böyle hediyeleşmemiz milli bir geleneğimiz haline gelmiştir. Ama verilen hediyeden geri dönmek, yani bu konudaki bir hadisi şerifi böyle değerli seyircilerimizden özür dileyerek söylemek durumundayım. Verdiği hediyeden geri dönen kişi, affedersiniz, kusmuğunu yiyen köpek gibidir. Böyle buyurmuş Allah'ın Resulü. Peki hocam, şimdi yani demek ki hocam, peki şimdi illa isterlerse vermeseler olur mu? Durumları yok, vermeyecekler. Günaha girerler mi bu durumdan dolayı? Aslında vermiştir. Yeniden istemeye hakkı yoktur. Tamam. Evet. Evet. Peki WhatsApp videomuz var. Videomuzu görelim. Selamun aleyküm hocam. Ellerinden öperim. Cuma mübarek olsun. Aleyküm. Karababa Hazretlerine gittim ben. Allah rızasına namaz kıldım. Dedim benim oğlum bu işin sahibi olursa eğer, ben burada bir küçük büyük demeyip bir kan akıtacağım, onu orada bırakacağım. Şimdi ben Hatay'da oturuyordum, İzmitre'deyim. Gidemiyorum oraya ben. Acaba ben orada başka birine kestirsem bu duam yerini bulur mu? Evet. Buyurun hocam. Şimdi kurban, Allah'a verdiğimiz bu sözü, yani bu adağı yerine getirmemiz vacip bir kulluk görevidir. Ama bunu illa orada yapmamız, oradaki insanlara etini dağıtmak mecburiyetinde değiliz. Yani yuridullahu bikumul yusur, Allah size kolaylık diliyor, zorluk dilemiyor. Bulunduğu yerde keser, bulunduğu yerdeki fakirlere etini dağıtır. Evet. Hocam peki türbede o adağı kesmesi mahsurlu mu değil mi? Yani şart değil, şart değil. İlla efendim, illa o türbede olacak, o çevredeki insanlara verilecek. Yok, böyle bir mecburiyet yoktur. O şehirde olacak, yok. Sadece o söylediği sözlerin içerisinde kurban kesme sözüne sadık kalması gerekir. Kurban kesme görevini yerine getirecek. Yoksa o türbede keseyim, o çevredeki fakirlere vereyim, yok. Şimdi bulunduğu şehirde o görevi yapar ve oradaki ihtiyaç sahiplerine dağıtır etini. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, mesajlarınız gelmeye başladı. Hayırlı cumalar, iyi ki varsınız. Allah sizden razı olsun. Gürcistan'ın Batum'undan çok selam ediyoruz. Hocamızı severek izliyoruz demişler. Batum'a selam yollar mısınız? Elbette Batum, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Manisa'dan selamlar. Programınızı ve Nur Saçan hocamızı çok seviyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Allah razı olsun. Cumanız mübarek olsun demişler. Manisa'ya da selam yollar mısınız? Elbette. Manisa, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Rize'den izliyoruz. Nur Saçan hocamızın dualarını bekliyoruz. İnşallah yağmur duasına da amin diyeceğiz demiş. Rize'den yazan izleyicimiz. Evet, mesajlarınızın yanına, soru videolarınızın yanına bulunduğunuz memleketleri, şehirleri de yazarsanız ben de okuma gayreti içerisinde olurum sevgili izleyenler. Bir video sorumuz daha var, görelim. Selamun aleyküm hocam.
Ben Bilal Gökçe, Antalya'dan arıyorum. Size bir soru sormak istiyorum. Ben akıllı telefonuma Kur'an-ı Kerim'i tamamen indirdim. Kur'an-ı Kerim açık değilken, cebimdeyken lavaboya, tuvalete gitmemde sakınca var mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar hocam. Biz teşekkür ederiz. Buyurun hocam. Sakınca yoktur. Yani bu teknolojiden böyle faydalanarak her yerde taşırız ve Allah'ın kelamını da okuruz. Teşekkür dinleriz, ediyoruz. Okuruz, dinleriz. Yani bu da bir fırsattır. Bu aletin de iyi yönlerinden biridir bu. Ve bunu, o vaziyette banyoya, tuvalete girilmesinde de sakınca yoktur. Mahsur yoktur. Bir video sorumuz daha görelim. Selamun aleyküm. Hocam cuma günleri dışarıda namaz kılıyoruz pandemiden dolayı. Bazen sesi tam alamıyoruz hocanın sesini ses sisteminden dolayı. Bunun cumaya bir sakıncası olur mu? Evet, buyurun hocam. Efendim, illa imamı görmek şart değil. Yeter ki imama tabi olalım. Yani bizim gördüğümüz kişiler, cemaat, imamın sesini duyuyor. Onlar tabi oluyorlar. Biz de onlarla birlikte ruku ediyoruz, secde ediyoruz. Bizzat imamın sesini duymak durumunda değiliz. İmama tabi olanlarla birlikte biz de tabi olup kılıyoruz. Rabbim kabul buyursun. Evet. Evet. Bir cuma namazı ile ilgili soru daha var hocam. Bu kez genç bir kardeşimiz sormuş. Bakalım ne sormuş. Evet. Merhaba hocam. Hayırlı cumalar. Ben Ahmet Aray Kılıç, Erzurum'dan gönderim. Bir sorum olacaktı. Hocam biz evde 6 kişiyiz. 3 çocuk, 3 yetişkin. Evde 6 kişiyle cuma namazı kılabilir miyiz? Evet, evde 6 kişi cuma namazı sevgili kılabilir miyiz? Yavrumuz, sevgili yavrum, evde cuma namazını, bayram namazını kılamayız. Onu camide cemaatle kılacağız. Evde olmaz mı hocam? Olmaz, evde cuma namazı olmaz efendim. Evet, evde cuma namazı olmaz. Genç kardeşimizin sorusunu da cevaplamış olduk. Telefonumuz varmış. Telefonla devam edelim. Buyurun. Alo. Hoş geldiniz. Buyurun. Hayırlı ben sabahlar. Hayırlı cumalar. Evet. Artvin selam ediyoruz. Hocam, buyurun. Hocam ben bir sorum biraz uzundur da ikincisi biraz kısadır. 30 senelik evliyim hocam. Kaynatamdan yani şiddet, küfür, yani aç, susuz. 12 sene onunla beraber yaşadım. Evet. Ondan sonra ayrı oturduk. Çocuklarımın istikbaliyle bile oynadı. Onun yüzünden benim 28 yaşında oğlum var. Rahatsız efendim. Kaynatam altınlarımı tattı, maillerimi hiç vermedi. İstediğim zaman da babanın evinden mi getirdin diye bana bir tokat attı. Yani hayatımı kararttı yani hocam. Bir de kocam beni üç sefer ölüme terk etti. Öldürdü, battaniye sardı, öldü diye bıraktı, canlandı. Üç sefer de aynı teşebbüse geçti. Tabii devlet kaderiyle şu anda korumadayım hocam ama ben onları defalarca affettim. Kocam da 30 senedir beni aldatıyor. 30 senedir. Ama çocuklarımı bırakamadım hocam, gidemedim hocam. Oturduğum ev şu anda babamın evi, babam yaptı, oturuyorum hocam. Yani sorunlarım çoktu. Yedirdi, affedersin küfür etti. İçirdi, küfür etti. Şu anda da ceylan faturası. Yani ben geçiriyorum evi daha doğrusu. Şimdi eşim oldu, beni o hallere soktu, ben yatağına gidemiyorum. Eşlik görevimi yapamıyorum hocam, korkuyorum babalar diye. 18 yaşında çocuğum var, onunla beraber bir odada yatıyorum hocam. Bunun bir günahı var mı? Hocam çok darlanmışım hocam, bildiğin gibi değil hocam. Yani bir kayınpeder, kaynana görünce yani çok şiddete maruz kaldım. Şimdi onları da eve almıyorum. Geliyorlar hocam, kapıyı açıyorum, geliyorlar. Bir iki yüz kusura bir kavga patlatıyorlar. Oğlana diyorlar ki ben buna ilaç getirme, ben kanser hastasıydım hocam, yeni iyileştim. Yani buna ilaç getirme anası diye tutumu heram ederim. Benim küçük oğluma para teklif ettiler ananı öldür diye. Yani hocam ben bunları eve almam ya da bunlara bir yani hizmet etmem yani.
Bunun günahı nedir hocam? 30 senedir yandım. Çok çektim hocam. Çok bildiğiniz gibi değil. Ya şu anda devlet aslında korumadayım. Çok şükür ama çocuklarımı bırakmıyorum. Biraz işte o büyüğü rahatsız. Kuçuğu da işte onların bir odada yatıp kalkıyorum. Kilitliyorum odamı. Muftilara gittim sordum. Dedi ki onun bir günahı yoktur. Sen canını kolla dediler bana. Şu anda canımı kolluyorum hocam ama ne zaman ne de boğazlayacak beni değil. Bir Allah iyi Allah. Oluyor bir kötü oluyor. Dışarı gider affedersin yani hayatım yani 30 sene 30 senede aldatmadık bir gün kalmadı. Tamam eşlik evimi de yapıyorum eve de yiyecek getiriyorum içecek de getiriyorum hocam. İki tane çocuğum onların yüzünden hasta. Yani kaynatam yani dövmediği küfür etmediği bir günü yoktur. Hala bugün. Beni öldürmeyle tehdit ediyor hocam. Ben yani bana bir yol gösterin. Çocuklarımı bırakamıyorum. Yani çocuklarımı bırakamıyorum hocam. Koca yardım. Koca da Allah'a bıraktım ama korkuyorum hocam. Bir evde tek başıma kalamıyorum onunla. O çocuklarımla yatıyorum, kalkıyorum yani. Çocukları da bırakamıyorum. Çocuklar zaten beni bırakmıyorlar hocam. Bıraksalar artık aç kalırlar ya da susuz kalırlar. Yani ağızları var, dilleri yok hocam. Çok darlamışım. Bu olayları bana aydınlatır mısınız? Kaç yaşındasınız siz? Siz Ayşe Hanım. Ben de 48 yaşındayım. 48 yaşındayım. Evet. Kaynananızdan sürekli şiddet görüyorsunuz. Kaynatam. Kaynatanızdan evet. Kaynatam. Hakaret görünce, işliyorsunuz. Kocam. Peki kocanız. Biraz evvel dediniz ki 3 defa öldüresiye dövdü. Öldü diye bıraktı. Hayatta kaldım evet, dediniz evet. Öyle mi? Evet hocam. Son 2 sene önce battaniye saldı boğdu beni. Allah Allah. Gitti. Gidiş o gidiş. Ondan sonra bir hafta sonra zaten kendisi itiraf etti. Ben yaptım diye itiraf etti yani 2 sene önce. Şimdi hocam yani eşlik görevimi yapıyorum. Elimden gelen ama ben korkuyorum hocam. Online zaten yatamıyorum. İyiydi. Ayşe Hanım neden ayrılmadınız? Neden şikayetçi olmadınız? Oldum hocam. Her tarafa gittim. Muhtelere gittim. Yani şu anda devlet altında korumadayım hocam. Korumadayım. Korumadayım ama ev benim. Yani babam yaptı evi. Evini kaldır götür diyor. Yani kayınpederim de aynısı diyor. Kocam da aynısı diyor. Evini kaldır götür. Evini kaldır. Ben nereye götüreyim? 3 tane çocuğum var. Nereye gideyim hocam? Yani adamda abdest, namaz, cuma, hiç oruç yok. Gene idare ediyorum. Allah dedim belki selamete ulaştırır. Namazlarımı alay eder, oruçlarımı alay eder. Sen nasıl oruç tutuyorsun, sen kocana hizmet etmiyorsun. Ben başıma bunlar geldi hocam. Ben nasıl korkuyorum hocam. Peki. Bir çocuk olmazsa ben oturamıyorum. Peki hocamızın tavsiyelerine kulak verelim. Hakikaten zor bir durum. Yani üzülerek dinledik Ayşe ablamızı. Hocam neler söylersiniz? Yani bir insan, bir eş, bir koca... bu kadar mı zalim olur, bu kadar mı acımasız olur yahu? Yani kimseye yapılmaz da insan eşine bunları yapar mı hocam? Buyurun. Muhsin Bey, yani biz hayvanlar için vakfiyeler, tesisler kurmuş bir milletiz ya. Hayvanlara acımışız. İrhamu, türhamu, merhamet edin ki merhamete mazhar olasınız buyurmuş. Yüce Rabbimiz... ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvaca. Şu da benim varlığıma delil ki kendi cinsinizden eş verdim huzur bulasınız diye. Aile yuvasında 2 mühim unsur karı koca. Aralarına Rabbimiz 2 bağ koymuş. Ve ceale beynekum meveddeten ve rahme. Aralarınızda sevgi olsun, saygı olsun diye. Müminin dünyadaki cenneti aile yuvasıdır. Yani aile yuvamız sağlam olmuş, mutlu olmuş, huzurlu olmuş. O yüzden de toplumumuz da ahenkli olmuş, saygılı olmuş, sevgili olmuş. Rahman olan Allah'ın kuluyuz. Rahmet peygamberinin bağlısıyız. Şefkatle, merhametle, sevgiyle, saygıyla görevliyiz. Yani şu cuma sabahı Muhsin Bey çok üzüldüm. Yani bakın bizdeki din görevlisi teşkilatı inanın hiçbir İslam ülkesinde yoktur. Bu kadar din görevlisi teşkilatımız var.
Yani müftülerimiz, vaizlerimiz böyle olduğu halde şu feryat, şu ızdırap nedir yani? İnsanın yüreğini yakıyor. Hanımefendi tabii bugüne kadar çile çekmiş. O kişileri, kayınpederini, kocasını kim ikna eder de bu tavırlarını değiştirir? Onlar da insandır tabii. İslam'ın mesajı onlara iletilse herhalde onlar da tavırlarını düzeltirler. Yani birisi o ama acil. Şimdiki durum nedir? Şimdiki durum hanımefendi koruma istemiş. Devletimiz o tedbirleri almış. İnşallah dua edelim de düzelsin. Cehennem hayatı yaşıyor hanımefendi. Cehennem hayatı cennete dönsün. Rabbimizden onu diliyoruz. İnsaf diliyoruz. El insafunuz fiddin. İnsaf dinin yarısıdır. Yani bu yanlış tavırlarından inşallah geri dönerler. Amin. İnşallah. İnşallah. Peki bir video sorumuz var. Video soruyla devam edelim. Selamünaleyküm hocam. Sorum şu. Bir insan hata yaptığında ve o hatasını anlayıp tövbe ettiğinde ve yine o hataya belli bir zaman sonra yönlendiğinde ve yine tövbe ettiğinde, yani bu bir zincir haline gelmişse, insanoğlu bu zinciri nasıl kırabilir ve bunun için tavsiyelerinizi merak ediyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Buyurun hocam. Efendim, şimdi tövbe ettim, tekrar bozdum. Tövbe ettim, tekrar bozdum. Tövbe nedir? Yaptığım yanlıştan pişmanlık duymaktır. Bir, bundan dolayı Rabbimden af dilemektir. Üç, tekerrür etmemesidir. Eğer kul hakkı ile ilgili ise hakkı hak sahibine teslim etmeli ve hak sahibiyle helallaşmalıyım. Yani böyle dört tane şart var. Ama bütün bunlara rağmen Mevlana der ya, 100.000 defa tevbeni bozduysan yine gel. Tevbemi bozdum. Ne yapayım? Gidecek yer mi var? Yine mecburen Rabbimin kapısına geleceğim. Ama Rabbimiz Kur'an'da tevbe-i nasuh emrediyor bize. Tevbe-i nasuh ne demek? Vazgeçiren bir tevbe. Yani yaptığım hatadan dolayı pişmanlık duyacağım. Hatırladıkça üzüleceğim, af dileyeceğim, istiğfar edeceğim. Kul hakkı ile ilgili ise hakkı hak sahibine teslim edeceğim, helallaşacağım ve bir daha da tekerrür etmeyecek. Makbul, muteber bir tevbe. Tevbe ya Rabbi, hata rahına gittiklerime, bilip ettiklerime, bilmeyip ettiklerime demeliyim. Ey halk içinde ulu, olmuş nefsinin kulu. İşit ey Yaman huylu, tevbeye gel, tevbeye. Ulu kıyamet kopa, düz ola dere tepe, niceler yoldan sapa, tevbeye gel, tevbeye. Sakalına baka bak, kara iken oldu ak, dünya sana kurdu fak, tevbeye gel, tevbeye. Uça gide can dahi, kuru kala ten dahi, Yunus Emre sen dahi, tevbeye gel, tevbeye. Allah razı olsun hocam. Evet, mesajlar geliyor. Birkaç bir günde yüz kadar, bir günde yüz kadar istiğfar ederim diyen peygamberin bağlılarıyız biz. Halbuki ondan sadır olmuş ve olacak günahları bağışlandığına dair teminat var. Ama buna rağmen Allah'ın büyüklüğü, kendisinin de ona olan ihtiyacını hissediyor ve bir günde yüz kadar istiğfar ederim diyor. Allah razı olsun hocam. Selamun aleyküm, aleyküm selam hocam. Rabbim sizden razı olsun inşallah. Her cuma evimize bu sohbeti taşıyorsunuz. Rabbim daim etsin. Ben Bursa'dan Medine, nur saçan Amin. Hocamdan dua istiyorum. Bize de selam yollayın demişler. Bursa'ya selam ediyoruz. Çok teşekkür ediyor izleyicimiz. Rabbim sizlerin ömrüne hayır ve bereket ihsan etsin inşallah demiş izleyicimiz. Böyle güzel, faydalı program yaptığınız için diyor. Biz de selam edelim. Bir başka izleyicimiz. Ben Ramil Abdullah, Kazakistan'ın Çimkent şehrinden programımızı severek izliyoruz. Hocamızın duasını bekliyoruz. Bize de selam yollayın demişler.
Hayırlı cumalar Kazakistan. Çimkent. Hayırlı Allah cumalar Allah, evet. Çimkent. Evet hocam, selam ediyorlar. Peki bir Çimkent. Telefonumuz var. Evet, evet efendim. Evet. Telefonla devam edelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar. Gaziantep selam ediyoruz. Hayırlı cumalar. Buyurun. Gaziantep duyabiliyor mu bizi? Hatta mı izleyicimiz? Alo. Yayındasınız şu anda. Selam ediyoruz. Hayırlı sabahlar. Hayırlı cumalar. Selamünaleyküm hocam. Benim size bir sorum olacaktı da. Buyurun. Hocam ben bir yıllık evliyim. Bir hafta olmadan eşim bana şiddet uygulamaya başladı. Evet. Hani beni gözüyle görmediği şeylerle suçladı. Sen şusun, sen busun diye. Ben hep sabrettim ve günlük yemediğim dayak kalmadı hocam. Allah. En son hocam ben ayrılalım dedi ve beni hamile halimle boşadı. Ben şu an 4 aylık hamileyim. Ve beni de terk etti, gitti hocam. Burada da kimim kimsem yok. Eşim de beni terk etti, gitti, eve gel diyorum, yalvarıyorum. Hiç yoktan 3-4 ay yanımda dur, doğumumu yapana kadar diyorum. Allah rızası için başımda dur, burada kimim kimsem yok diyorum hocam. Eve de getiremiyorum. Sürekli sen şusun, sen busun, elinde hiçbir delil olmadan bana iftira atıp duruyor hocam. Bu iftiralardan dolayı hamileyken eşiniz sizi sebepsiz terk etti, öyle mi? Evet, boşadı evet. Beni şu anda 4 aylık hamileyim. Boşandınız resmi olarak. Boşandık. 2 hafta oldu. Boşanalı. 4 aylık da hamilesiniz. E peki evet. Hiç mi büyükler çevrenizden müdahil olmadılar? Yani çevrenize... Vesile olup da beni gelip isteyen kapıma oturan kişiler bile bana yüzünü döndüler. Biz senin eşin senin olduğunu bilmiyorduk. O psikopatı, şizofreni bize bulaştırma dediler. Herkes kapıyı yüzüme örttü. Allah ben de Allah. Ben de buranın bir garibanıyım. Antep'te bir başıma kaldım hocam. Allah Allah. Yani onun şerrinden korktukları için, çekindikleri için ya biz evet. Bulaşmayalım bu adama. O yüzden biz sana yardımcı olamayız mı dediler? Aynen öyle hocam. Evet. Ben şu an çok dardayım. Oturduğum yerde aklıma olur olmadık şeyler geliyor. Dün hatta dedim canıma mı kıysam. Yani Allah iyice Allah. Kafa yer oldum hocam. Sakın ya. Öyle şeyler çok zordayım. Sakın öyle şeyler düşünmeyin. Hocam hanımefendiyi sanıyorum siz de dinlediniz. 4 aylık hamile eşinden 2 hafta önce ayrılıyor. Eşi terk ediyor. Evet. Sebepsiz yere iftiralar yüzünden. Evet. Evet. Peki size şu anda sahip çıkan kimse var mı? Yani... Hocam bana şu an hiçbir sahip çıkan yok. Sadece ev sahibi eşimin arkadaşı olduğu için getirir kirasını veririm ay dolunca demiş. Başka da hiçbir şeyim gelirim giderim yok hocam ya. Akrabanız yakınlarınız yok mu? Kimse yok, yok mu? Yok hocam burada bir Allah'ım var. Burada benim kimim kimsem yok. Hayır normalde hayatınızda akrabalarınız anneniz babanız amcanız yok. Dayınız halanız annem yok mu? Var. Annem var. Tamam yani başka şehirde bile olsalar sizinle şu anda ilgilenen kimse yok mu? Yani sizin gidebileceğiniz, yok hocam, yok, yok, onların yok, gelebileceği... Kimse yok hocam. Yok. Kimse yok. Evet. Peki kimse hocam yok. Reklama gireceğiz. Reklamdan evet. Sonra inşallah sözü size bırakalım. Peki. Çünkü bölmek istemiyorum tamam. Söyleyeceklerinizi. Arkadaşlarımızdan işaret aldık. Reklama gidiyoruz. Peki, reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Kuraklık dönemlerinde Allah'a nasıl dua etmeliyiz? Yağmur duası nedir, nasıl yapılır? Yağmur duasında kılınacak bir namaz var mıdır? Müslümanların kuraklık şikayeti üzerine Peygamberimiz nasıl dua etmiştir? Kuraklıktan kurtulmak ve rahmete kavuşmak için okunması tavsiye edilen yağmur duası az sonra Necmettin Nursaçan'la Cuma sohbetlerinde. Evet yeniden birlikteyiz. Muhterem hocamız Necmettin Nursaçan'la Cuma sohbetleri devam ediyor sevgili izleyenler. Reklamlardan hemen önce muhterem hocam bir izleyicimizin sorusu vardı. Gaziantep'ten aradı. O soruyu cevaplamadık. Hatırlayalım. Dedi ki eşimle 2 hafta önce boşandık. 4 aylık hamileyim. Sebepsiz iftiraları yüzünden beni terk etti dedi. Şu anda da kimsesizim. Bana sahip çıkacak da kimse yok. Hocam sizden tavsiyeler bekliyor. Neler söylersiniz?
Muhsin Bey, şöyle düşündüm. Acaba bu hanım kızımız bu delikanlı ile evlendirilirken hiç mi araştırma yapılmadı? Hiç mi araştırma yapılmadı? Hemen geldiler, dümür geldiler diye verildi mi? Elbette araştırmamız lazım. Çünkü bu evlilik hem dünya hem ahiret hayatını ilgilendiren bir karardır. Diğer tarafta o delikanlı oğlumuz ağzına geleni söylüyor. Sen şusun, sen busun namusuyla, şerefiyle, iffetiyle ilgili iftiralarda bulunuyor. Yani bu iftira öyle bir şey ki bakın sevgili Peygamberimiz اِجْتَنِبُوا سَبْعَ الْمُوبِقَاتِ yurdu yuvayı harap eden şu yedi şeyden sakının. Onlardan biri de وَقَصْفُ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ hiçbir şeyden haberi olmayan iffetli, şerefli namuslara iftirada bulunmaktır. Yani bakın Allah'a eş koşmanın, cana kıymanın yanında hemen bunu söylüyor. Yani bakın hanımefendi ne kadar muzdarip, ne kadar bunalım içinde aklımdan kötü şeyler geçiyor diyor. Evet, sakın evet. ola değerli kızımız, sakın ola aklınızdan öyle kötü şeyler geçirmeyin. Bir kapıyı bend ederse bin kapıyı eğler kuşa, bir kapıyı kapatırsa bin kapıyı açar. Benim bir hocam vardı, rahmeti rahmana kavuştu, şöyle derdi: Allah'ın görünürü görünmezi görülüründen yakın derdi. Gör ki Rabbimiz ne kapılar açar. İnşallah. Öyle sakın öyle intihar gibi şeyleri aklınıza getirmeyin. Evet, sevgili Peygamberimiz erdemli olan kadına ikram eder, seviyesiz olan kadına ihanet eder. Sevgili Peygamberimiz kadını aşağılamayın diyor, kadına vurmayın diyor, onlara böyle yakışıksız iftira gibi sözlerde bulunmayın diyor Allah'ın sevgili Resulü. Evet, boşanmışlar, hayır olur, selamet olur inşallah, Rabbim hayırlı kapı açar duasında bulunuyoruz Muhsin Bey. Allah razı olsun hocam. Evet, kendisini de sahipsiz hissetmesin inşallah hanımefendi. Devletimiz sizi sahipsiz bırakmaz. Bulunduğunuz ilde gerek valilik gerek kaymakamlıkta bir sıkıntınız, probleminiz olduğunda mutlaka devletimiz size sahip kendisi çıkacaktır. Kendisi de söyledi. Evet, evet. Yani hanımefendi de söyledi. Evet, devletimizin yanında sahibim Allah dedi. O inanç ne güzel. Ya ne kadar güzel. Allah var, her şey var. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. WhatsApp ve Instagram'a gelen mesajlara bakalım. Tabii biraz evvel de böyle acılı bir telefon almıştık. Onun üzerine gelen bir mesaj bu. Merhaba, iyi yayınlar. Biraz önce arayıp eşi ve eşinin ailesi tarafından şiddete uğradığını söyleyen hanımefendiye lütfen dua etmekle yetinmeyip bulunduğu ildeki barodan yardım talep etmesini isteyelim. Belki bazı şeylerin bilincinde değildir. Bulunduğu ildeki baronun kadın hakları birimine başvursun ve avukat yardım alsın, uzaklaştırma kararının uygulanmasını sağlasın diyor. Tabii hakikaten zor, belli bir yaştan sonra hele bu konularda hiçbir bilgisi yoksa ve bu konularda kendisine yardım edecek birileri de yoksa hakikaten zor. Anlattığı olaylar şiddet uygulayanların tutuklanmasının dahi sağlayabilir demiş hanımefendi. Duyarlı bir izleyicimiz bize yazmış. Kendisine teşekkür ediyoruz hassasiyeti için. Evet, bir başka mesaj. Selamünaleyküm, aleykümselam. Şu an sizi Nevşehir Devlet Hastanesi'nden izliyoruz. Buradaki tüm hastalar için muhterem hocamız Necmettin Nursaçan'dan dua rica ediyoruz demiş hocam. Nevşehir Devlet Hastanesi hocam. Hastalar dua istiyor sizden. Cenab-ı şifalar diliyoruz. Tüm Nevşehir Hastanesi'ndeki hastalarımızla birlikte bütün hastalarımıza Eşşafi ismi şerifi hürmetine şifalar ihsan eylesin. Amin. Allah razı olsun. Günaydın, hayırlı cumalar. Aksaray'dan yazıyoruz. Aksaray'a selam gönderir misiniz? Ben
Altun demiş. Hocamın ellerinden öperim. Evet. O zaman Aksaray'a da selam edelim. Altun ailesine selam yollamış olalım. Mesajlarınızın yanına bulunduğunuz şehirleri, memleketleri yazabilirsin sevgili izleyenler. Peki hatırlatmamız var. Sevgili izleyenler, bu hediyeler içinde şifreler vereceğiz. Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Yasin-i Şerif seti hediyemiz var. Şal hediyemiz var. Ve yamalı seccadelerimiz gelmiş. Evet, şöyle gösterelim. 40 yama. Anneanne, babaanne seccadeleri bunlar. Hacı annemize de selam yollayalım buradan. El emeği, göz nuru seccadelerinden sizlere de hediye edeceğiz. Yollayacağız sevgili izleyenler. İlk şifremizi paylaşalım mı? Evet, ilk şifre. Toplamda 3 şifre vereceğiz. Hediyeler için birinci şifre ekrana geliyor. Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi. El-Afüv. Ya Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbimizin güzel isimlerinden biri El-Afu. Yani affeden, lütfeden Mevla. Öyleyse biz de affedici olmalıyız. Biz de insanlarla güzel geçim yolunu bulmalıyız. Yani gaffar olan, settar olan, El-Afu olan Allah'ın kuluyuz. Malum Ayşe annemiz soruyor, Kadir gecesine ulaşırsam nasıl dua edeyim? Şöyle de diyor Efendimiz. Allahümme inneke afevvün tuhibbul affe fafu anni. Allah'ım affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affeyle ya Rab. Evet, ilk şifreyi paylaştık. İki şifremiz daha var. İlerleyen bölümlerde paylaşacağız sevgili izleyenler. Bugün her hafta biliyorsunuz cuma sohbetlerinde, cumartesi sohbetlerinde hocamızdan dua tavsiyeleri istiyoruz. Bugün de inşallah yağmur duası konusunu ele alacağız. Muhterem hocamızdan bu konuda dualar rica edeceğiz. Kuraklık dönemlerinde Allah'a nasıl dua etmeliyiz? Yağmur duası nedir? Yağmur duası nasıl yapılır? Yağmur duasında kılınacak bir namaz var mıdır? Müslümanların kuraklık şikayeti üzerine Efendimiz nasıl dua etmiştir? Kuraklıktan kurtulmak için ve rahmete kavuşmak için okunması tavsiye edilen dualar inşallah bugün cuma sohbetlerinde olacak sevgili izleyenler. Bu arada muhterem hocamız Kayseri'de yağmur duasına çıktılar. O görüntüleri de programımızın sonunda ekrana vereceğiz. O yağmur duası ile ilgili detayları da kimlerin katıldığı ile ilgili, ondan sonra nereye gittiler, nerede yağmur duasını yaptılar, nasıl hazırlandılar az sonra hocamızdan dinleyeceğiz. Rica edeceğiz hocamızdan anlatmasını. Diyelim ama öncesinde bir WhatsApp videomuz daha var. Videomuzu görelim. Hocam, hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun. Yeni yıla girdik, yeni yıl hayırlı bir yeni yıl olsun hocam. Annem refat etti, hocam dişleri takmaydı, o dişlerine berber gömdük. Acaba bir şey olur mu? O dünyada bir sorun olabilir mi, olmaz mı? Annem için Kur'an okuyorum, bir mahvekini görebilirim annem. Teşekkür ediyoruz izleyicimize, annem vefat etti, takma dişleri vardı. Takma dişleriyle birlikte defnettik, öyle gömdük acaba. Bir sorun olur mu, günah mı işe girdik, günah işlemiş olduk mu diyor izleyicimiz. Yok, yanlış bir şey yapmadılar. Mevla rahmet eylesin. Yani hadi takma dişini çıkarsaydık kimin işine yarar değil mi? O yüzden öyle gidecek. Mevla rahmet eylesin. Amin. Peki bir video sorumuz daha var. Görelim. Hocam, hayırlı sabahlar. Hocam ellerinden öperim. Hayırlı cumalar. Estağfurullah. Hocam senden üç sorum var. Hocam ben Kur'an'ı 50 yaşında belledim. Hocam Kur'an'la her cuma kabristana gidiyorum. Annem babam için bütün Müslüman alemlerine okumaya çok iyi söktüm. Okumuşluğum yok ama. Okumaya gidiyorum, beni daha sınıyorlar giderken. Sen her yerde gidiyorsun yalınız diye. Hocam ben de hiç bozmadan okuyup geliyorum. Hiç şüphem yok. Orada oturuyorum, duruyorum, düşünüyorum. Hocam bunun bir şeyi var mı? Bana bir açıklar mısın? 45 senedir annem, babam, kardeşim hiç rüyamda bir sefer olsun görmedim. Hocam bunu da bir açıklar mısın? Ellerimden öperim. Ayrı yayınlar. Bana çocuklar. Dua hocam. Ümrüye gittim geldim. 5 sene oldu gidip geleli. Bir daha gitmeyi nasip etsin diye yalvarıyorum Allah'a. Hocam bana dua et. Hocam ben de eşeğim, ben müsaade ettiğim, izin verdim, git diye, bu komşularla gitti geldi. Bunun bir
Yani yanlış bir tesiri var mı bensiz gittiğinden dolayı? Sağ ol, çok teşekkür ederim. Burası Çorum Sungurlu Eşmeköy'ünden saygı ve sevgilerimizle. Çorum Sungurlu Eşmeköy'ü selam ediyoruz. Ne kadar güzel. Huzurlu bir yuva hocam, mutlu bir aile, karı koca eş. Hep böyle olsa keşke, sorunlar problemler olmasa. Bakın ne kadar güzel anlaşıyorlar. Programı izlemişler, karı koca sual etmişler. Buyurun hocam. Yani şimdi ikinci sorudan başlayalım. Olur hocam, Yani buyurun. eşim yani Umre'ye giden erkek mi, hanım mı? Hocam, Kur'an okumaya gidiyor hanımefendi. Eşiyle sorusu o. Yani izinsiz gittiğinde problem, sorun olur mu? Yok, izin veriyordur herhalde. Yani Kur'an'ı öğrenmek, dinini öğrenmek için gitmesine de eşi herhalde izin veriyor. Vermese de gidebilir de Kabir ziyareti herhalde yapabilir mi? veriyor. Onu Yani soruyor hocam. Kabir ziyareti yapabilir mi? kabir Her cuma ziyareti gidip Kur'an-ı elbette Kerim okuyorum yapabilir. diyor. Bakın, doğrudur. Hazreti Ayşe annemize müminlerin annesi nereden geliyorsun diyorlar. O da diyor ki kardeşim Abdurrahman'ı ziyaret ettim de oradan geliyorum diyor. Yani mezarlık ziyaretinden vefat etmiş olan kardeşini ziyaret ediyor, oradan geliyor. Yani demek ki hanımlar da mezarlık ziyaretinde bulunabilirler. Ve orada mesela sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki mezar ziyaretinde bulunan kişi 11 defa İhlas-ı Şerif'i okur ve orada bulunan lara armağan ederse orada bulunan kabristanda yatanların sayısınca Allah o kişiyi bağışlar. Sevgili Peygamberimiz öyle buyuruyor. Yani mezarlıktan şu sesleri de duymalı. Ya nazıran bi kabri ve mütefekkiren bi emri emsi kuntu misle kaden tesiru misli. Ey kabrime bakan ve beni düşünen kişi, dün ben senin gibiydim, yarın sen de benim gibi olacaksın. Ana rahminden geldik pazara, bir kefen aldık, döndük mezara. Ne kadar yüksekte olsa şanın, akıbet iki taş olur nişanın. Her nedenli çok yaşasa bir kişi, akıbet ölmek durur anın işi. Yani demek ki mezarları ziyaret ederiz, onlara rahmet okuruz, böyle Kur'an'dan ayetler okuruz, onların bağışlanmasını dileriz, biz de ibret alırız. Yani selam nasıl selam veriyoruz? Esselamu aleykum dâre kavmün müminin. Fe inna inşallahü lâhikûne bikum. Nes'elullâhe li ve lekumul afiye. Müminlerin yurdu, size selam olsun. İnşallah biz de arkanızdan geleceğiz. Size de, bize de Rabbim'den afiyet dilerim. Selamımız bu. Evet, Evet. hocam, izleyicimizin sorusu diyor ki vefat eden anne babamı, kardeşlerimi rüyamda hiç görmüyorum diyor. İkinci sorusuydu bu. Onun bir anlamı yok. Görmemiş olabilir. Ama inşallah ve men salaha min abaihim ve ezvacihim ve zürriyatihim, yani yuvasında huzur olan, güven olan, saygı sevgi olanlara arşın melekleri dua ediyor. Diyorlar ki ya Rabbi analarıyla, babalarıyla, eş ve çocuklarıyla adin cennetlerine girdir bunları. Yani inşallah ebedi hayatta bu dünyada hepimiz beraber gelmedik. Hepimiz beraber gitmeyiz. Ha, ama orada inşallah beraber olacağız. Evet, hanımefendinin eşi sordu sonra, sözü o girdi. Eşim komşularımızla bensiz Umre ziyaretine gitti. Acaba uygun mudur, caiz midir diye sordu. Hanımefendi gitmiş, eşi bensiz gitti diyor. Komşularla yolladım diyor hocam. Rabbim kabul etsin. Kendisi de izin verdiyse Evet. gayet güzel. Peki. Kendisi de izin verdiyse gayet güzel. Rabbim kabul etsin. Küçük Amin. haçtır umre, küçük haç. Evet. Evet.
WhatsApp hattımıza videolarınızı bekliyoruz. İkinci şifre az sonra. Selamun aleyküm, aleyküm selam hocam. Sizi severek izliyoruz. Kayseri hacılardan selam olsun. Hayırlı cumalar, selam ve dua ile demişler. Kayseri'ye, hacılara selam ediyoruz. Biz de hayırlı cumalar diliyoruz. Bir WhatsApp videomuz daha var. Sonra telefon alacağız. Videomuzu görelim. Hayırlı cumalar hocam. Bir senedir Yasin okuyordum. Evet. Eski Türkçe okuyorum. Şimdi aniden gözlerim kapandı. Eski Türkçe okuyamıyorum. Yeniden de zor okuyorum. Ne dua okuyayım ani açılması için? Senden dua bekliyorum. Ki, kulumun, senden dua bekliyorum. Kulumun iki hocam, sevgilisini alırım. İki sevgilisine iki göz. Alırım, o da sabrederse ona vereceğim şey cennettir. Sevgili annemiz, bugüne kadar gözlü idin. Bundan sonra Rabbim böyle bir tecellide bulundu. Buna sabredecek ve onun rızasına ereceğiz. Bu niyetinle sanki okumuş gibi de sevap kazanıyoruz. İnşallah. Annemize selam ediyoruz. Ellerinden öpüyorum annemizin. İnşallah şu an izliyordur. Dualarını bekliyoruz. Maşallah. Hocam, derdi, kaygısı, tasası Cenab-ı Hakk'ın kelamını okuyamamak hocam. Endişesi bu. Bunu ya endişe ediyor kendini. Ne kadar güzel. Evet. Ya, evet. Peki. Telefonumuz var. Telefonla devam edelim. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Buyurun efendim. Ankara'dan izleyicimiz. Duyabiliyor musunuz bizi? Hatta mısınız? Hattan düştü. Tekrar bağlayacaklar arkadaşlar. Bir video sorumuz daha var. Görelim. Hocam merhabalar. Öncelikle hayırlı günler, hayırlı cumalar. Ellerinizden öperim hocam. Cumanız mübarek olsun. Estağfurullah. Ben Muğla Fethiye'den arıyorum. Eşimin tam neredeyse hemen hemen 50 milyar borcu var. Çok sıkıntıdayız. Bunun için ne dua okumamız gerekiyor hocam? Ve bir de sizden bir isteğim daha var hocam. Bir rüya gördüm geçen gün. Benim boyumda bir kaya. Ben o kayaya Allah şeklinde bana seslendi kendisi. Ben ona Allah dedim ve bana kendisi güldü, öpücükler gönderdi. Ve ayrıca beni kaya böyle sırt üstü ben yatmışım, havada uçuyorum böyle yatmışım. Demişim ki ben o kayaya Allah'a, Allah'ım beni annemin yanına gönderir misin demişim. Beni güler yüzlü, tamam yavrum zaten senin hiçbir günah kusuru yok. Sen çok temiz kalpli bir insansın diyerek beni annemin yanına gönderdi. Buraya görmenin sebebi nedir hocam? Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Cumanız mübarek olsun. Evet, size de hayırlı cumalar. İzleyicimizin iki sorusu var hocam. Birincisi dua tavsiyesi istiyor. Eşimin 50 milyar borcu var dedi. Borçtan kurtulması için nasıl dua edelim diye sordu. Birinci sorusu bu. 50 bin lira yani eski parayla. Yani bu sorusuna, 50 milyar. Evet, bu sorusuna bir cevap verelim isterseniz. Buyurun. Yani bakın, Mescid-i Nebevi'nin önünde bir delikanlı dolaşıyor. Peygamberimiz Efendimiz bu iş güç vaktinde, bu kuşluk vaktinde niye burada dolaşıyorsun diye soruyor. O da diyor ki kederim var, borcum var. Borç ve keder yüzünden Allah kapısının önünde dolaşıyorum. Ben sana bir dua öğreteyim. Onu yaptığında kederin gittiğini, borcunu da ödediğini görürsün buyuruyor. Ve şu duayı öğretiyor. Allahümme inni e'ûzü bike minel hemmi vel hazen ve e'ûzü bike minel aczi vel kesel ve e'ûzü bike minel cübnü vel buhul ve e'ûzü bike min galebetid deyni ve kahrir rical. Ya Rab, kederden, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç altında kalmaktan, insanların zulmüne uğramaktan sana sığınırım. Yani Efendimiz bunu öğretiyor. İnşallah bu kardeşimiz ve benzeri borç altında bulunanlar, Rabbim borçlarını, edayı lütfetsin, yardım etsin inşallah. İkinci sorusuna gelince Muhsin Bey, o şeytani bir rüyadır. Hiç onun etki alanına girmesin.
Yani bir kayaya sen Allah'ım diyor, o da gülücük atıyor. Allah'ın sıfatlarından biri de muhalefetün lil havadis. Yani sonradan yaratılmışlardan hiçbirine benzemez. Allah aklımıza gelen ay mıdır, güneş midir, ağaç mıdır, taş mıdır? Yok. Bunlar ama bu kardeşimiz bundan kaygılanmasın. Bu da bir imanının ifadesidir. Bu kaygıdan dolayı bunu soruyor. Yani birisi Efendimiz'e soruyor, ya Resulallah aklımdan öyle kötü şeyler geçiyor, şu anda size söylemekten utanırım. Bu imandandır buyuruyor Efendimiz. Yani varlığı Allah yarattı. Allah'ı kim yarattı? Aklıma böyle laflar geliyor diyor. İşte bu da imandandır. Hiç tereddüt etme, imanın sağlamdır buyuruyordu ya. Evet, şeytani bir rüyadır dedi hocam. Dolayısıyla bu rüyayı dikkate almamak lazım dedi. Rüyayla ilgili yorum hocamızın bu şekilde. Doğru. Biraz sonra Instagram sorularına geçeceğiz. Instagram sorularınız için yazabilirsiniz, mesaj yollayabilirsiniz. Ama öncesinde biraz evvel hattan düşen izleyicimiz tekrar bağlanmış. Sesini duyalım, merhaba diyelim. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Hayırlı sabahlar hocam, merhabalar. Hoş nasılsınız? Geldiniz. Ankara'ya selam ediyoruz, sağ olun. Sizler nasılsınız? Selam. Teşekkür ederim hocam. Nezmettin Nusay hocama da selamlar ve saygılarımı sunuyorum. Öpüyorum ellerinizden. Evet, buyurun hocam, selam. Duyuyor sizi, buyurun. Hocam, ben 2009 yılında bir takıntı hastalığı oluştu bende. Böyle pirize bir şeyler sokmak aklıma geliyordu sürekli olarak. Ondan sonra hocam ben bir kız sevdim. Allah'ım dedim, hayırlıysa olsun, ayrı olmasa nasip etme dedim. Sonra nasip olmadı hocam. Orada şeytan devreye girdi. Dedi ki ben senin Rabbinim dedi. Ben dedim ki hayır sen benim Rabbim olamazsın. Benim Rabbim Allah. Kur'an okudum. Kur'an'ın ayetlerle ona karşı geldim hocam. Sonra gittim. Psikiyatriye gittim hocam. İlaç falan kullandım. Sonra geçti hocam bu hastalığım. Yalnız ben bu aralar iddia, sayısal gibi oyunlar çok oynuyordum hocam. Kendimi batırdım. Böyle yani 100-150'ye yakın bir borç yaptım. 2012 yılında evlendim hocam. Dedim ki Allah'ım eğer bu evlilik hayırlı olmayacaksa elin kızının başını yakmayalım. Benim evlenmeme izin verme Rabbim dedim. Sonra hocam ben evlendim. Ondan sonra hocam her şey çok güzel gidiyordu. Ta 2015 yılında tekrar devreye girdi hocam. Yine ben senin Rabbim falan filan dedi. Kim devreye girdi? Özür dilerim. Kim devreye girdi? Şeytan hocam bana yine ben senin Rabbim dedi bana. Ben de yine hocam psikiyatriye falan gittim. Yine doktora falan gittim. Yine hocam düzeldim. Tabii bu arada yine borca falan girdim hocam. Evimi falan taşıdım babamın evine. Evim falan kapandı hocam. Ondan sonra çocuğum falan da olmadı bu arada. Hocam 2018 yılında borcumu bitirdim. Evimi taşıdım hocam. Sonra hocam yine böyle iddia sayfada falan yine başladım. Yine hocam tekrar borca girdim. Bu geçtiğimiz Ramazan ayında ben tövbe ettim. Allah'a döndüm. Namaz falan kılmaya başladım. Kur'an okumaya başladım. Hatmi falan etmeye başladım hocam. Bu sefer yine devreye giriyor. Yine ben sizin Rabbim dedi hocam şeytan. Ben yine doktora nasıl devreye hocam. Giriyor bu? O beyefendi nasıl devreye giriyor? Ya? İç ses olarak mı duyuyorsunuz? Vesvese hocam. Ses değil. Vesvese sadece. Sadece kuruntu. Kafamda kuruntu yani. Ha, birisi ben senin Rabbinim diyor sürekli. Vesvese hocam. Vesvese olarak. Yani ses değil. Vesvese olarak. Vesvese olarak. Evet. Evet hocam. Evet. Hocam ondan sonra ben işte yine ilaç falan kullanmaya başladım ama bu sefer hiç etki etmiyor hocam. Sürekli hocam aklımda işte kendini aşağı bana kavuş diyor. İnternet bana kavuş diyor. Namaz kılıyorum hocam aklıma şeytan geliyor. Kur'an okuyorum hocam aklıma şeytan geliyor. İmanımın gidip gitmediğini bilmiyorum. Kalbimde büyük bir böyle bir ağrı var hocam. Yani böyle karanlıklarda gibiyim hocam. Nasıl kusur hocam bilmiyorum. Siz tedaviyi şu anda bıraktınız mı? Yok devam ediyorum hocam. İlaç kullanmaya devam ediyorum. Ha, tamam yani tedaviyi bırakmayın, ilaç kullanıyorsunuz olabilir tamam ama yani yine de doktorunuzla iletişiminiz devam etsin. Sakın hani ilaçları kullanıyorum nasıl olsa diye bu düşündüklerinizi anlatıyorsunuzdur mutlaka. Evet, iletişim halindesiniz yani sürekli. Evet hocam. Tamam. Peki bu işin dini boyutunu hocamızdan duyalım neler söyleyecek. Teşekkür ediyoruz, geçmiş olsun. Hocam telefonda ben telefonda değilim de yani bir televizyona falan bakamıyorum. Buradan dışarıdan. Tamam olur olur hatta kalın duyarsınız inşallah. Tamam, teşekkür ediyoruz. Bakalım. Selamlar Ankara'ya. Hocam buyurun. Efendim biraz önce söylediğimiz gibi bu kardeşimiz şeytan şöyle dedi. Öyle dedi, acaba benim imanım mı gitti, ben kafir mi oldum? Yok yok, kale gibi imanı var. Yeter ki hiç aldırış etmeyecek, balonu üflerse vah tuh, vah tuh, eyvah, eyvah benim imanım da gitti.
Bak ben şeytana uydum dedikçe balon şişer, balon şişer. O da bu bunalıma düşer. Demek ki aldırış etmemek, ya ben Müslüman adamım, kale gibi imanım var. Aklıma böyle şeyler gelse bile benim imanım yerindedir. Böyle diyecek Muhsin Bey, sizin de dediğiniz gibi psikiyatrist hekimiyle de irtibatını kesmeyecek, devam edecek. Yüce Rabbimizden sağlıklar, mutluluklar, afiyetler diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Instagram'a bakalım. Instagram'dan gelen sorular var. Hocam, Derya Hanım sormuşlar. Diyor ki, annem kardeşimi evlendirmek için altın biriktiriyor. Bunun zekatını vermemiz gerekir mi diye sormuş. Evet, vermemiz gerekir. Evet. Yani hacca gideceğim, ev alacağım, düğün yapacağım diye para biriktiriyorum. Değil mi ki para elimde? Eğer nisap miktarına ulaşıyorsa onun 1/40, %2,5 oranında zekatını vermem kulluk görevidir. Evet. Bir başka soru, Gülcan Hanım'ın sorusu var. Kısmet açmak için ya da sevdiğimiz birini kendimize ısındırmak için iyi niyetle muska yapsak günah olur mu? Dua etmek dururken, kendimiz bizzat Allah'ın kapısını çalmak dururken niye muska yazdıracağım, edeceğim, devreye başkalarını girdireceğim? Hiç onlara gerek yok. İçimden geldiği gibi Rabbıma bunları arz etmeliyim. Evet. Bir başka izleyicimizin mesajı var, onu okuyalım Instagram'dan. Allah'ım yolda olana selamet, hasta olana afiyet, darda olana metanet nasip eyle. Hayırlı cumalar diliyorum demiş. Can Deveci, selam ediyoruz buradan. Evet, selamlarınız Instagram'dan da geliyor. Manisa'dan selam var. Uşak'tan selam ediyorlar. Isparta selam ediyor. Van'dan selam yollayanlar var. Evet, biz de hayırlı cumalar diliyoruz. Ara ara mesajlarınızı okumaya devam edeceğiz. Bir başka mesaj hocam. Hayırlı sabahlar. İsminin verilmesini istemiyor izleyicimiz. Ben görücü usulü nişanlandım. Bir ay sonra erkek tarafı nişanı bozdu. Sevdiği başka bir kız varmış. Ben de takıları geri vermedim. Günah mıdır? Aslında takıların verilmesi lazım. Maliki mezhebine göre eğer nişanı erkek tarafı bozduysa takılar verilmeyebilir diyor Maliki de, ama biz Hanefi mezhebindeyiz. Nişan bozulduğunda taraflar karşılıklı hediyeleri iade etmeleri icap eder. Ama erkek tarafı kendiliğinden hibe ettim derse o da bir erdemlilik olur. Evet. Peki bugün inşallah muhterem hocamız Necmettin Nursaçan'ın Kayseri'de yağmur duası var. O görüntüleri ekrana getireceğiz. İlerleyen bölümlerde yağmur duası ile ilgili WhatsApp videolarımız da var. O soruları da ekrana taşıyacağız ama şimdi normal bir WhatsApp sorumuz varsa sırada onu görelim. Hocam selamun aleyküm. Bulunduğumuz bölgede ve ülkemizde aşırı kuraklık sebebiyle rahmet yağmıyor. Bunun için sizden bir yağmur duası bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, bu videoları daha sonra arkadaşlar, yağmur duası öncesi girelim. Diğer soruları girelim. WhatsApp videomuza gelen diğer hayırlı video sorularına. Hayırlı cumalar, yeni yılınız mübarek olsun. Hayırlı olsun inşallah. Size iki tane sorum var. Birincisi, insan ölünce mi direkt hesaba çekilir yoksa gömüldükten sonra mı? Hani bazen gömülemiyor günlerce, çok merak ediyorum. İkinci sorum da, elhamdülillah biz Müslümanız, camiye gidiyoruz ama yabancı olanlar bizim camilerimize geliyor. Biz onların kilisesine gidip ziyaret etsek günah mı olur? Teşekkür ediyoruz izleyicimize. Hesaba vefat edince mi yoksa defnedildikten sonra mı çekiliriz? Diğer sorusa... Sorusu ise, ibadethaneleri turistik amaçlı gezmemizde bir sakınca var mıdır? Efendim, birinci sorusundan başlayalım.
Bunları hanımefendinin bu sorusunun cevabını biz ne matematik ne kimya ne fizikle bilemiyoruz. Neyle biliriz biz bunu? Bunlar emri gayiptir. Yani vahiy ile ya Peygamberimiz ya da Rabbimizin bu konuda bizi aydınlatması ile biliriz. Yoksa bunu fizikle, kimya ile, matematikle bilemeyiz. Yani Peygamberimiz, Efendimiz ne buyuruyor? Ölü kabre konulduktan sonra münker nekir diye melekler gelir. Men rabbüke ve ma dinüke ve men nebiyyüke. Rabbin kimdir, dinin nedir, peygamberin kimdir diye sorarlar. Şayet müteveffa mümin ise Rabbim Allah, Peygamberim Hazreti Muhammed Aleyhisselam, dinim İslam, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diye cevap verir. Melekler de derler ki senin böyle diyeceğini biz biliyorduk. Ama görevimiz icabı geldik. Sen burada rahat et. Gerdek gecesi gelin hanımın damadı uyatmaya kıyamadığı o tatlı uykuya daldığı gibi burada rahat et der ve melekler ayrılırlar. Yani demek ki öldükten sonra değil, definden sonra bu soru cevap başlıyor. Evet efendim. Sonra ikinci sorusu neydi? Camileri, efendim, camileri verev ki yani İstanbul'a gittik. Sultanahmet Camii'ni bir görelim ya, benim ecdadım nasıl yapmış bu camiyi? Yani camimizin, Sultanahmet Camii'nin görevlerinden dinledim. Clinton geldiğinde adam ağzı açık kalıyor, kubbeye öyle bakıyor, öyle dalıyor. Yani görevli memur geliyor, efendim gidelim diye elinin tersiyle öte çekiyor. Öyle diyor adam. Yani böyle ecdadımızın eserlerine hayran olmamak mümkün değil. Vardık diyelim ki Sultanahmet Camii'ni, iki rekat tahiyyetül mescid namazı kılmamız da o caminin sahibi olan Allah'a karşı bizim görevimizdir. Hiç olmazsa iki rekat turistik amaçla camimiz nasılmış? Süleymaniye Camimizi bir görelim, Sultanahmet'i görelim, Eyüp Camii'ni görelim diye vardığımızda hiç olmazsa iki rekat tahiyyetül mescid namazı kılmalıyız. Teşekkür ediyoruz hocam, Allah razı olsun. Evet, ikinci şifreyi paylaşalım sevgili izleyenler, hediyelerimiz için. İkinci şifre ekrana gelsin. Kur'an-ı Kerim hediyemiz, Yasin-i Şerif set hediyemiz, şal hediyemiz ve 40 yamalı anneanne babaanne seccadesi için hediyemiz var. Yarışma değil, çok soran var ya bu yarışmaya nasıl katılacağız diye. Hatırlatalım, hediye veriyoruz, yarışma yapmıyoruz. 3 tane şifre veriyoruz, bu şifreleri not alıyorsunuz. Program sonunda hattımızı düşüren ilk 3 izleyicimize Necmettin Nur Saçan'la Cuma sohbetleri hatırası olarak bu hediyeleri yolluyoruz. İkinci şifre ekrana geliyor. Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi daha. Er-Rauf. Ya Allah Celle Celaluhu. Pek rafetli, pek merhametli. Öyleyse merhametli olan Allah'ın kulu biz, bize de merhamet yakışır. Bize de böyle sertlik, kırıcılık, vurma, kırma, kalp kırma. Gönül çalabın tahtı, çalap gönle baktı. İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise. Evet. Peki üçüncü şifre biraz sonra. Şimdi muhterem hocam, siz Hacılar ilçesi Çayırbaşı köyü Kayseri'de yağmur duasına çıktınız. Bugün inşallah o görüntüleri ekrana getireceğiz. Ama bu konuda VTR öncesi, o görüntüler öncesi kısa Efendimizin öğrettiği duaları da sizden alacağız. Ama video sorularımız var yağmur duası ile ilgili. Yönetmemizden rica edelim, arka arkaya bu video soruları görelim. Hocam selamun aleyküm. Bulunduğumuz bölgede ve ülkemizde aşırı kuraklık sebebiyle rahmet yağmıyor. Bunun için sizden bir yağmur duası bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Hocamdan Türkiye ve dünya için yağmur duasını yapmasını istiyorum.
ve tüm yetkililere seslenmek istiyorum. Ne zaman bizler yağmur duası yapacağız? Selamünaleyküm. Ellerinizden öpüyorum hocam. Eskiden benim bildiğim yağmur yağmadığı zaman yağmur duasına çıkılırdı. Ama Türkiye'de yağmur yağmıyor doğru dürüst. Neden yağmur duasına çıkılmıyor? Hocam sizden bilgi alabilir miyim? Teşekkür ederim. Evet hocam. Videolar bu şekilde. Teşekkür ediyoruz izleyicilerimize. Bu videoları bize yollamışlar. Buyurun hocam. Muhsin Bey, bu üç kardeşimize de ben teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Doğru söylediler, gayet güzel sordular. Ya milletimize tercüman oldular. Aynen ben de onlar gibi düşünüyorum. Benim gençliğimden itibaren muhterem halkımızın bir yapısı vardı. Hocaları kendine koymazdı. Hocam ne güne duruyorsun? Hocam kuraklık başladı. Allah aşkına dua edelim derlerdi. Yani o yüzden bakın Muhsin Bey, cuma günü olunca cuma namazını kılmak farz olur. Ramazan gelince Ramazan orucunu tutmak farz olur. Kuraklık başlayınca kullara el açmak, boyun bükmek kulluk görevi olur. Kullar haddini bilmeli. Yani Rabbimiz Mülk Suresinin son ayetinde ne buyuruyor? قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ Sabahleyin kalksanız ki sular çekilmiş, o suları size kim getirir? Bakın barajlarımızda su bitiyor, çiftçi hala tohum ekemedi, topraklar çatladı. Kuraklık tehdit ediyor. Kuraklığın arkasında Allah korusun kıtlık. O yüzden bu tehlikeler gelmezden önce biz haddimizi bilmeli ve yağmur duasına çıkmalıyız. Bunun için nasıl olur? Tevbekar olacağız. Günahlarımızdan tevbekar olacağız. Kul hakları varsa onları hak sahiplerine ödeyeceğiz. Fakirlere yardım edeceğiz. Küsleri barıştıracağız. Ve bulunduğumuz yerin yani yerleşim mekanının biraz dışında çıkacak çocuklar, kadınlar, erkekler, zayıflar hep onlar dua edecekler. Dua edecekler. Hayvanlar, koyunlar bir tarafta, kuzular bir tarafta olacak. Onlar meleşecekler ve üç gün buna devam edilecek. Yani biz dua edeceğiz, Allah yağmur verecek, kar verecek. Amma verir, amma vermez. O onun işi. Biz bize düşeni yapalım. Biz bize düşeni yapalım. Geliyor birisi mesela sevgili peygamberimize diyor ya Rabbi bulunduğumuz bölgede, ya Resulullah bulunduğumuz bölgede kuraklık oldu. Efendimiz de diyor ki Rabbimiz dua edin, icabet edeyim buyuruyor. Hadi dua edelim, dua ediyor, yağmur başlıyor. Sevgili Peygamberimiz hutbe minberinde cemaatten biri ayağa kalkıyor. Ya Resulallah, topraklarımız kurudu, hayvanlar, insanlar susuz kaldı. Dua et de Rabbim yağmur versin. Efendimiz o anda dua ediyor ve sicim gibi yağmur başlıyor. Bu bir hafta devam ediyor. İkinci haftanın cuma hutbesinde Efendimiz yine hutbe minberinde bu sefer bir başkası ya Resulallah yan yollar tarlalar harap oldu lütfen dua edin Allah başka yere versin. Efendimiz hutbedeyken Allahümme havaleyna ve la aleyna ya Rabbi üzerimize değil çevremize ver ya Rabbi. Dışarıya çıkıyorlar ki cam gibi bir hava berrak yağmurlar kesilmiş. Yani bize düşen demek kulluk görevi, haddimizi bilmeli, boyun bükmeli ve yağmur duasına millet olarak çıkmalıyız. Diyanet İşleri Başkanlığı ülke genelinde ilan etti. Birkaç hafta önceydi zannederim. Evet. Bu görevi yaptılar. Teşekkür ediyoruz onlara. Ama yine de bakın hala yağmadı. O yüzden tekrar haddimizi bilerek Rabbimizin kapısını çalmalıyız efendim. İnşallah. Son şifreyi de paylaşalım. Öyle devam edelim. Vakit ilerliyor. Az sonra muhterem hocamızın
Kayseri'de Hacılar ilçesi Çayırbaşı köyündeki yağmur duasını ekrana getireceğiz sevgili izleyenler, ama onun öncesinde son şifreyi de paylaşalım. Son şifremiz hediyeler için ekrana gelsin. Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi daha. Üçüncü ve son şifre ekranda. Elhamid, ya Allah Celle Celaluhu. Bütün varlığın diliyle hamd edilen Allah, bizatihi hamiddir, hamde layıktır. Hem de yerde çiçekler, arşta melekler, bütün kevnü felekler hakkı zikreyler. Hayat ve memat, cemaat ve nebat, bütün kainat hakkı zikreyler. Gözlerden yaşlar akmaya başlar, dağlar ve taşlar hakkı zikreyler. Ey gafil insan, mabettir cihan, her şey her an hakkı zikreyler. Kur'an'ın ilk cümlesi elhamdülillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Ehli cennet Allah ile konuşacaklar. Son cümleleri ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyerek bitecektir. Evet, son şifreyi paylaştık. Şifreleri aldıysanız 0212 alan koduyla 300404 300606 telefon numaralarımız. Hattımızı düşüren ilk 3 izleyicimize inşallah hediyelerimiz olacak sevgili izleyenler. Hocam, yağmur duası ile ilgili çok sorulduğu için size de soralım. Yağmur namazı var mı, bu yağmur duası öncesi bilinen ya da kılınması gereken bir namaz var mı hocam? Efendim, yani diyelim bulunduğumuz yerleşim mekanının dışına çıktık. Orada cemaat kendi başlarına ikişer rekat namaz kılarlar. Cemaatle de kılınabilir. Yani cemaatle de kılınabilir. Cemaatle kılınacak olursa tabii cehri olarak, yani ayetlerin açıktan okunması icap eder. Yani öyle de olabilir. Yani namaz kılınabilir, kılınmayabilir de. Evet efendim. Evet. Kılınmasa da olur ama kılmak isteyenler de bu namazı kılabilirler. İki rekat bir nafile kılmak namaz isteyenler kılabilirler. Evet. Biraz evvel bahsetmiştiniz hocam. Evet. Yağmur duasına çıkmadan önce işte küsler barıştırılmalı. Ondan sonra yetimlere ve yoksullara sahip çıkmalı. Bolca sadakalar dağıtılmalı. Hatta kuzular, koyunlar meleşmeli, çocuklar olmalı, yaşlılar olmalı. Bunun hikmeti nedir hocam? Yani bu kalabalığın olmasının hikmeti nedir? Muhsin Bey, siz dediniz ki biraz önce benim bu haftanın içinde Çayırkaşı köyünde dua yapmazdan önce bu emre uydum ben. Evet. Bir vatandaştan birine hadi sen dua et dedim. İnanın kendi duamdan çok o vatandaşın duasından etkilendim. Ya bir köylü ne kadar güzel dua etti. Belki siz biraz sonra vereceksiniz. Pek hoşuma gitti ya. Yani içinden geldiği gibi çok tabii olarak köylü dua etti. Çocuk dua etti. Yani hatta bir de engelli birisi olacaktı ama o gün okula gitmiş. Evet. Yani ya bu, o engelli birisinin böyle ya Rab demesi herhalde taş kalpleri yumuşatır. Rabbimiz ise Erhamur Rahimindir. İşte bu tablolar karşısında rahmetini lütfeder o. Peki hocam, madem söz açıldı, biraz bahseder misiniz? Bu Kayseri'deki Hacılar ilçesi Çayırbaşı köyünde işte kimler katıldı sizde? Çocuklar da katıldı dediniz. Engelli bir kardeşimiz vardı, gelemedi dediniz. Biraz bahseder misiniz hocam, nasıl oldu bu dua? Az sonra görüntüleri ekranınıza getireceğiz. Ekranlarınıza getireceğiz sevgili izleyiciler. Efendim, yani biraz önce o sual soran kardeşlerimizin sorduğu gibi ben de böyle düşündüm. Yani Muhsin Bey, gençliğimde bulunduğum bu yörede hocalarımız ruhları şad olsun ağlaya ağlaya dua ederlerdi. Yani hatta bir hatıra şöyle, bakın yağmur duası olacak, cemaat toplanmış. Hoca efendi dua edecek, hoca efendiyi bekliyorlar.
Geldi Hoca Efendi, ne dedi biliyor musunuz? Cemaat dedi, ıspanak tarlasından geliyorum. Ispanakçıya dedim ki, şurayı niye suladın? Şurayı niye sulamadın? Ispanakçı bir yorum getirdi. Oranın durumu şöyledir, bura böyledir. Ondan dolayı orayı suladım, burayı sulamadım. Ispanakçı, ıspanağın ne zaman sulanacağını biliyor da Allah insanlara ne zaman yağmur vereceğini bilmez mi deyince hadi hışkırıklar başladı. Allah Allah. Hadi gözyaşları başladı. Onun üzerine de Mevla rahmetini lütfeyledi. İşte o geçmiş hocalardan feyiz almış olan ben de dedim ki ya niye seyirci kalıyoruz? Kayseri'nin böyle kenarındaki bir köye gittim. Oradaki insanlar, kadın, erkek toplandılar. Onlara da dedim, hadi dedim birisine, sen dua et. Yani sanki hakikaten bir caminin görevlisi zannediyor millet. Öyle değil, o sıradan bir vatandaş. Caminin görevlisi yanımda aşir okudu. Ve ondan sonra bir küçük yavrumuz, ya Rab sen Rahmansın, sen Rahimsin diyerek ne kadar güzel dua etti. Koyunlar, kuzular bir tarafta dolaşıyor. Ama bu aslında 3 gün olmalı. Evet. Hakikaten küsler barıştırılmalı. Allah'a karşı kul haklarımız varsa onları ödemeliyiz. Tevbekar olmalıyız. Gece gündüz istiğfar etmeliyiz. Estağfirullah, estağfirullah diyerek kusur ve günahlarımızdan tevbekar olmalıyız. Ve fakirleri sevindirmeliyiz. Kurbanlar kesmeliyiz. Maddi durumu yerinde olanlar kurbanlar kesmeli. Etini de fakirlere dağıtmalı. Ve o zaman bakın nasıl Rabbimizin rahmet kapısını çalmış oluyoruz ya. Allah razı olsun hocam. Ben de notlar almaya çalıştım. Yağmur duasına çıkmadan önce tabii ki tevbeler edilmeli. Kulakları varsa onlar ödenmeli. Küsler barıştırılmalı. Yetimler ve yoksullara sahip çıkılmalı. Bolca sadakalar dağıtmalı. Yaşlılar, çocuklar, hayvanlar, hatta onların yavruları da yağmur duasına götürülmeli. Aynı zamanda yağmur duası da arka arkaya 3 gün yapılmalı ve yerleşim bölgesi dışında yapılmalı dedi hocamızın anlattıklarından çıkardığımız notlar bunlar sevgili izleyenler. Peki şifrelerimizi alanlar belli mi? Hattımızı düşürenler kimler belli mi? Hatta mı izleyicimiz? Bakalım kim düşürmüş ilk telefonumuzu. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Hayırlı cumalar. Hoş bulduk. Hayırlı cumalar. Hatay'dan. Selamun aleyküm. Tekrardan. Sevtap Hanım. Ve aleyküm selam. Sevtap Hanım. Buyurun. Şifreleri duyalım sizden. Tabii ki. Birinci şifremiz El Afür. Evet. İkinci şifremiz El Rauf. Evet. Üçüncü şifremiz El Hamid. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Burada sizlere ulaştığım için çok mutluyum. Sayın hocamıza da buradan selam olsun. Hayırlı cumalar diliyorum kendisine de. Bu mübarek günde ailem için, milletimiz için ve sağlık çalışanları için dualarını bekliyoruz kendilerinden. İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Adresinize inşallah Kur'an-ı Kerim hediyemizi yollayacağız. Cuma sohbetleri hatırası olarak Hatay'a selam ediyoruz. Evet, ikinci düşüren izleyicimiz kim? Ayferi Hanım, Gaziantep'te düşürmüşler. Üçüncü izleyenimiz İsmet Sezgin Batman'dan üçüncü olarak düşünmüşler. İnşallah hediyelerini, adreslerini yollayacağız. Kaç dakikamız var? VTR'ye görüntülere son 5 dakikamız var. Peki o halde hocam 5 dakika sonra biraz evvel sizin bahsettiğiniz Çayırbaşı Köyü'ne uzanacağız. Orada sizin yağmur duanızı ekranlara getireceğiz. Çocuklar da dua ettiler demiştiniz. Peki. İnşallah o görüntüler ekrana gelecek ama bu 5 dakikalık süre zarfında video sorularımız var. Müsaade buyurursanız bu video sorularla devam edelim. Görelim. Memnuniyetle efendim. Hayırlı cumalar hocam. Ben Hayrullah. İşim gereği genelde seyahat ediyorum. Seferi namazlarımı, eksik olan namazlarımı tekrar eda etmek için eve geldiğimizde, yani müküm yere geldiğimizde seferi kalan namazlarımı seferi olarak mı kılmam gerekiyor, kaza namazını? Evet. Evet Muhsin Bey. Şimdi seferdeyken kalan namazlarımızı
mukimken evimize geldiğimizde de yine seferi olarak kılacağız. Diyelim ki seferdeyken kaza namazı kılmak istedim. Mukimken kalan namazı kılmak istedim. Orada mukim olarak kılacağız. Yani nerede kaldıysa namaz, kaza ederken o şekilde kaza edeceğiz. Efendinin sorduğu, seferdeyken kalan namazı evime gelince nasıl kaza edeceğim? Seferi olarak kaza edeceğim. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bir video sorumuz daha var. Görelim. Selamun aleyküm. Hayırlı cumalar hocam. Hayırlı cumalar. Hocam, oğlum askerdeydi. Hanımım, oğlum askerden gelince ayağının dibine bir kan akıtırım diye bir vaatte bulunmuş. Bunu kesme şeklimiz nasıl olacak ve etini biz yiyebilir miyiz? Hepsini komşuya dağıtmak mı gerekiyor? Sizin neyini dinleyeceğim? Sizden cevap bekliyorum hocam. Saygılar, evet. Hayırlı günler. Teşekkürler. Buyurun. Bu bir nezirdir. Bu bir adaktır. İlla oğlumuzun ayağının dibinde kesme mecburiyeti yoktur. Şöyle selamet bir yerde, uygun, münasip bir yerde, çevreyi kirletmeden kurbanı keseriz. Kurbanın etini fakirlere dağıtırız. Ya kurban evimizde kesildi de bizim de gözümüz düştü diyecek olursak, diyelim ki 2 kilosunu biz evimize aldık. Onun bedelini fakirlere sadaka olarak veririz. Peki. WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz sevgili izleyenler. Bir video sorumuz daha var. Görelim. Hayırlı cumalar hocam. Ben epilepsi vesaire hastasıyım. Bende vesvese ve takıntı var. Abdestim olmadı diye, gusülüm olmadı diye tekrar tekrar abdest alıyorum. Tekrar tekrar gusül alıyorum. Yarım saat 45 dakika banyodan çıkmıyorum hocam. Ben bundan çok rahatsız oluyorum. Bundan nasıl kurtulabilirim? Hayırlı cumalar dilerim hocam. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Buyurun hocam. Efendim, bundan kurtulmanın yolu Rabbim böyle bir defa yıkanca farz. 3 defa yıkamak sünnet. Bitti o zaman vesvesliğim ne diyor? Şura kuru kaldı. Bura kuru kaldı. Yok yok, kuru filan kalmadı. Kaldıysa bile Rabbim o şekilde kabul eder. Yani öyle 3 seferden fazla eğer yaparsam, hele bakın şu suyu tasarruflu kullanmamız gereken zamanda haddi aşma olur, israf olur. Onu düşüneceğim ben. Yok yok, şurası kuru kaldı, guslüm olmadı, abdestim olmadı. Abdestim de oldu, guslüm de oldu diyeceğim. Rabbim o şekilde de kabul eder. Teşekkür ediyorum hocam. Allah razı olsun. Evet sevgili izleyenler, yarın da biliyorsunuz yine aynı saatlerde Kanal 7 ekranlarında muhterem hocamızla birlikteyiz. Yeni izleyenler varsa hatırlatalım. Saat 09.50'de yarın Necmettin Nursaçan'la sohbetlerde birlikte olacağız. Biz yavaş yavaş hocam veda edelim. Çünkü az sonra sizin yağmur duanız ekrana gelecek. Kayseri Acılar ilçesi Çayırbaşı köyüne gideceğiz ve oradaki yağmur duasını ekranlarınıza getireceğiz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Tekrar Kayseri'ye selam ediyoruz. Dualarınızı bekliyoruz. Efendim. Cumanız mübarek olsun hocam. Yarın sabah tekrar birlikte olmak ümidiyle dualarımızın icabet saatine denk geldiği bir gün olsun. Cumanız mübarek olsun. Allah'ım sen Rahmansın, sen Rahimsin, sen Rezzaksın, sen Vehhapsın. Gökten rahmetini indir, yerden bereketini bitir. Rahmetinle sular, bereketinle doyur bizleri. Açlıkla, kıtlıkla bizleri imtihan eyleme Allah'ım. Güzel ülkemizde bu yıl sıkıntı üstüne sıkıntılar yaşadık. Bir taraftan koronavirüs belası bütün dünyayı tehdit etti, ülkemizi de tehdit etti ve kuraklık oldu. Şu gün oldu, ekin ekemeyen çiftçilerimiz var değil mi? Öyleyse bize kulluk görevi olarak el açmak, boyun bükmek,
ona yalvarmak, yakarmak düşer. Küsler barıştırılacak, fakirlere yardım edilecek, tevbekar olunacak. 3 gün arka arkasına böyle devam edecek bu iş. Muhterem müminler. Biz dua edeceğiz, Allah yağmur verecek, kar verecek. Amma verir, amma vermez. O onun işi. Bizim işimiz ne? Haddimizi bilmek. Ya eyyühen nasu entümül fukarâ'u ilallah. Ey insanlar, hudutsuz ihtiyaçlarla Allah'a muhtaçsınız. Ona boyun bükmelisiniz, el açmalısınız, gözyaşı dökmelisiniz, sadakalar vermelisiniz, kurbanlar kesmelisiniz. Ya Erhamer Rahimi, Ya Zelcelal vel İkram, Ya Hayyu Ya Kayyu, bilerek bilmeyerek işlediğimiz hatalar dolayısıyla estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Büyük küçük günahlarımız dolayısıyla gözümüzle, dilimizle, işlediğimiz hatalar münasebetiyle gönlümüzde aşk, gözümüzde yaş kalmamış olduğu için estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Ve ma esabekum min musibetin febima kesebet eydikum ve yafu an kesir buyuruyorsun. Başınıza gelen musibetler işlediğiniz hatalar yüzündendir. Çoğunu da affediyorum buyuruyorsun. Allah'ım hepsini affeyle. Sen gaffarsın, sen settarsın, sen afusun, rahmansın, rahimsin, erhamurrahiminsin. Ya Rab sen affetmezsen, sen lütfetmezsen nereye gidelim? Kime el açalım, kime boyun bükelim? Bütün dünyayı ağırlığı 2 gram etmeyen bir virüs sıkıntıya koydu. Ya Rab, muzdar kaldık, sıkıntılara düştük, çaresiz kaldık. Ya Rab, çaresizlerin çaresisin, kimsesizlerin kimsesisin. Bizlere affeyle ya Rab. Yüzyıllardan beri bu mübarek toprakları, evliya yurdu bu toprak, şüheda burcu bu yer, bir yıkak türbesi üstüne Mevla titrer denilecek hale getiren, bir mabet haline getiren bu mübarek milleti bu imtihandan halas eyle ya Rab. Bizi aydınlığa kavuştur ya Rab. Her ne kadar günahkar isek de haddimizi bildik, el açtık, boyun büktük, kapına geldik. Bizleri meyus gönderme ya Rab. Sevgili Resulü'nün öğrettiği me'sur duası ile niyaz ediyoruz. Allahümme inni a'udhu bike minel baras vel cünun vel cüzzam ve min seyyil eskam. Ya Rab devasız dertlerden sana sığınıyoruz. Ya Rab şifa ihsan eyle. Şifa sendendir. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde şifalar ihsan eyle. Allah'ım senden başka mabut yoktur. Ganisin, biz fakiriz. Ya Rab bize rahmetini lütfeyle. Bize rahmetini lütfeyle. Bizi ümitsizliğe kapılanlardan eyleme ya Rab. Kapına geldik. Rahmetini lütfeyle ya Rab. Ya Rab bizi yağmurla nimetlendir. Kuraklıktan çatlamış topraklarımızı suya kandır. Her tarafa akıp giden yağmurlarınla içimizi rahatla. Boşalmış barajlarımızı doldur. Yüzlerimizi güldür. Sen Rahmansın, Rahimsin. Sen Erhamurrahiminsin. Sen Haliksin biz mahluk. Sen Maliksin biz memluk. Sen Rezzaksın biz merzuk. Sen hayla yemutsun, ölümsüz dirisin ama biz ölümlüyüz. Sen ganisin, biz fakir. Biz hata işleyen, sen bağışlayan. Biz hastayız, sen şifa veren. Şifa ver ya Rab. Şu anda affolmadık bir günahımızı bırakma. Rezzaksın. Rızkımızı helal ve bol olarak ihsan eyle. Rızkımız gökteyse yere indir. Yerdeyse dünyaya çıkar. Ya Rab. Aylardan beri
topraklarımıza yağmur yağmadı, topraklarımız çatladı, çiftçilerimiz ekin ekemedi. Ya Rab, bu hayvanlar, bu insanlar, bu bitkiler, bu tabiat hep sana muhtaç ya Rab. Ya Rab, el açtık, boyun büktük, duamızı kabul eyle, kusur ve günahlarımızı bağışla. Ya Rab, her ne kadar günahkar isek de büsbütün senden kopmadık, büsbütün senden uzaklaşmadık. Haddimizi bildik, el açtık, boyun büktük, kapına geldik. Yapılan hatmi şerifler hürmetine, hatmi şerifler esnasında geçen Esma-i Hüsna hürmetine, yapılan tilavet secdeleri hürmetine, Kur'an'ı gönlümüzün, ruhumuzun solmayan, sönmeyen baharı eyle. Bizi Kur'an ahlakıyla ahlaklandır. Kur'an-ı mübini sırada yolumuza nur, mahşerde şefaatçi eyle. Bu afetlerden, bu musibetlerden bu mübarek milleti en kısa zamanda aydınlığa kavuştur ya Rab. Resulü Sakaleyn Muhammed Mustafa Ra salavat. İmamül Harameyn Muhammed Mustafa Ra salavat. Ceddül Haseneynil Ahseneyn Ahmet-i Müşteba Ra salavat. Azamet-i Huda Ra icabet-i dua Ra tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, huvallahu ekber, Allahu ekber, velillahil hamd. Salat sana, selam sana ey Allah'ın elçisi. Salat sana, selam sana ey Allah'ın sevgilisi. Salat sana, selam sana ey gelmişin ve geleceğin bir tanesi. Hayırların fethi, şerlerin def'i, duamızın kabulü ve rahmetin her tarafa akıp gidip gönüllerimizi, ruhlarımızı rahatlatması için, hastalıklardan şifaya bulmamız için, Rabbimizin rızası için El-Fatiha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.